Herkese merhaba. Dünyanın sonunun gelmesi ya da kıyametin kopması filmlerle oldukça karşımıza çıkan bir tema. Genellikle ya dünya sonuna yaklaşmış olur ya da yaşanan felaketler sonrası dünya berbat bir hale sürüklenir. Biz de şimdiye kadar çekilmiş en iyi dünyanın sonu temalı filmleri sizler için bir araya getirdik. İyi seyirler diliyoruz. Yol. Bir baba ve oğlu nasıl başladığı ve ne olduğu belirtilmemiş, dünyayı kaplayıp uygarlığı yok eden yıkıcı afete karşı insanlığını kaybetmeden hayatta kalma mücadelesi vermektedir ve sürekli güneye doğru giderek daha rahat yiyecek bulup daha sıcak bir iklimde yaşamayı umut etmektedirler. Son Umut. Film, kadınların doğum yapma yeteneğini kaybettiği bir dünyayı tasvir ediyor. İnsan ırkının yok olmanın eşiğine geldiği bu distopik gelecekte mucizevi bir şekilde hamile kalan bir kadına esir bir aktivist, bu tehlikeli yolculukta kadına eşlik etmeyi kabul ediyor. Ben efsaneyim. Robert Neville başarılı bir bilim adamıdır ve insanlığı yok edeceğine inanılan, önüne geçilemez tehlikeli virüs ona bulaşmamıştır. Virüs çok kısa bir zamanda insanların ölümüne sebep olmuş, sonuçta Neville New York'ta hayatta kalan tek insan olmayı başarmıştır. Sessiz Bir Yer 2. Kıyamet sonrası bir dünyada bir aile son derece hassas işitme duyarları olan canavarlar nedeniyle sessizce yaşayarak saklanmak zorunda kalır. İlk yaşananların devamını konu alan ikinci filmde ise Abbott ailesi bilinmeyene doğru maceraya atılır ve onları bekleyen tek tehdidin sese duyarlı canavarlar olmadığını fark ederler. Zombilerin Şafağı. Sean'ın hayatı artık tıkanma noktasına gelmiştir. Bütün vaktini en iyi arkadaşı Ed'le birlikte Winchester adlı bir barda annesi ve kız arkadaşının yarattığı problemleri çözmeye çalışmakla geçirmektedir. Liz'in kendisini terk etmesiyle Sean sonunda hayatını bir düzene sokmaya karar verir. Kar Küreğici. Dünyanın buzla kaplandığı günlerin üzerinden 7 yıl geçmiştir ve hayatta kalmayı başaran çok az insan vardır. Yaşanan bu büyük felaketten kurtulmaları ise Snowpiercer adındaki 1001 vagonlu devasa bir trende hiç durmadan dönmeleri sayesindedir. Zenginler öndeki vagonlarda ve sefalet içindeki işçi sınıfı ise arka vagonlardadır. Filmde kasvet ve yamyamlık unsurları görmek mümkün ve bu da filmi harika bir kıyamet filmi yapıyor. Açlık Oyunları. Wall-E gibi The Hunger Games de dünyanın sonunun gerçekte nasıl olacağını gösterme konusunda rahatsız edici derecede iyi bir iş çıkarıyor. Aradaki fark ise The Hunger Games'in dünyanın şu anki durumuna çok daha yakın olması. Wall-E'de düzeltme zahmetine katlanılamadığı zaman dünya terk ediliyor. The Hunger Games'te ise insanlar başkasının acı çekmesi pahasına eğlenceyle dikkatlerini dağıtıyor. Yarından Sonra. Film, küresel ısınma ve doğurabileceği sonuçları anlatmaktadır. İklim bilimci Jack Hall, kutuplarda araştırma yaparken buz katmanının kırıldığına şahit olur. Bunun nedeni ise küresel ısınma olduğunu düşünmektedir.